Sevgili dostlar, Bir Cami Bir Mani programından herkese merhabalar. Ben Lokman Dağ ve bugün yine Üsküdar'dayız. Çok önemli, çok güzel bir caminin, bir külliyenin avlusundayız. Gerçekten hani buraya geldiğinizde dinlenebileceğiniz, huzur bulabileceğiniz, sadece kuş cıvıltılarıyla dolu harika bir yer burası. Aslında neredeyiz onu artık anlatayım. Selimiye Külliyesi'nin avlusundayız. Burası 3. Selim tarafından 1805 yılında yaptırılıyor. Aslında önce burası yapılmıyor. Önce Nizam-ı Cedid ordusu için hemen yan taraftaki Selimiye Kışlası yapılıyor. Daha sonra kışladaki askerler için işte Selimiye Külliyesi yapılıyor. Bu külliye gerçekten diğerlerinden biraz daha farklı. Barok usulle yapılmış ve gerçekten hani emsallerine göre daha büyük, daha geniş ve oldukça da gösterişli bir cami olduğunu belirtelim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Burası bir külliye ve altında ise şu anda bir çınar ağacının altında anlatıyorum bu hikayeyi. İşte bu çınar ağacı da bu külliye ile yeşil. Yani külliye yapıldığında bu çınar ağacı da buraya dikilmiş ve şu anda devasa kocaman bir çınar ağacı haline gelmiş. Onun dalları, onun yaprakları altında şu anda gölgede duruyoruz. Şöyle gözünüzü kapatın. Sadece kulaklarınız duysun. O kadar güzel kuş sesleri var ki gerçekten onların o cıvıltısına doyamayacaksınız. Haydi biraz camiyi anlatalım. Anlatacağım ama yine ben anlatmayacağım. Bu camide yine Ömer Faruk kardeşimin gezilerde anlattığı bir cami. O nedenle bugün ben soracağım. Ömer Faruk cevaplayacak. Sevgili dostlar, işte bu tarihi çınarın altında Ömer Faruk kardeşim de geldi. Önce onu bir tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar hocam. Bendeniz Ömer Faruk Deliktaş. Hali hazırda Üsküdar rehberliği yapıyorum. Aynı zamanda yazar çizerlik de yapıyoruz diyelim. Üniversite hayatımızda tarih bölümünde devam ediyoruz. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıftayım. Ne güzel. İnşallah dörtlerde biter. Seni güzel bir tarihçi olarak İnşallah. Görürüz. Bu güzel gezdiğin yerleri. Bize şimdi Selimiye'yi anlatacaksın ama kışlayı ve külliyeyi anlatmadan önce aslında birazcık da 3. Selim'den bahsetmek istiyorum. Çünkü 3. Selim uzun bir süre sonra dünyaya gelen şehzadelerden bir tanesi. Yani hanedan uzun bir süre erkek evlat hasreti, şehzade hasreti çekiyor. Bir anlatabilir misiniz 3. Selim'in hikayesini, hayatını? Sultan 3. Selim, 3. Mustafa'nın oğlu olarak hanedandaki 40 yıl aradan sonra dünyaya gelen ilk şehzade. Ve dünyaya geldikten sonra kendisine bir sürü törenler yapılıyor. Ve tabirinizde el bebek gül bebek yetiştiriliyor, büyütülüyor. Osmanlı'da genel anlamda yenilik diyebileceğimiz Nizam-ı Cedid sistemini Osmanlı'ya uyguluyor. Ve ordu başta olmak üzere devlet yönetimini tamamen değiştirme emelleri içerisinde. Ve Nizam-ı Cedid değişimleri kapsamında Levent'te büyük bir kışla yaptırıyor. Üsküdar'da şu an içinde bulunduğumuz kışla camini yaptırıyor. Humbaracı ocakları, lağımcı ocakları, mühendishaneler kurdurtuyor, matbaalar kurdurtuyor. Ve Osmanlı'da büyük bir dönüşümün adımlarını atıyor tabiri caizse. Sık sık da bunun teftişlerini yapıyor. Çünkü büyük bir imparatorlukta biri dönüşüm yaşatmak kolay değil. Onu oluşturmak kolay değil. Bunun teftişlerini tebdili kıyafet, yani kıyafetlerini değiştirerek yapıyor ki bunun babası 3. Mustafa da çok sık bir şekilde yaparmış. Bu tebdili kıyafet gezmelerinde gördüğü şeyleri doğrudan sarayına döndüğünde Kaymakam Paşa'ya, Sadrazam'a ve gerekli yerlere ikazla dediğinde böyle yazılar yazıyor. Bunlar çok ilginç yazılar arasında. Hatta bir Hümayun'un da Sadrazam'a yazdığı bir yazıda bu konuda size söylediklerimi bir araya getirsem koca bir kitap olurdu diye de. O kadar çok şikayet var yani Sadrazam'da bir anlamda. Evet, yani halkta gördü işte ekmek kuyrukları oluyor, yani bu halkı aç mı bırakıyorsunuz diyor. O kadar hoş şeyler var ki aslında çok hassas bir padişah. Yani şimdi şöyle bir güzelliği var. Osmanlı'da tedbiri kıyafeti çok az padişah yapar. Yani birazcık sarayla halk arasında bir kopukluk var. Hele son zamanlarda, çünkü daha önce ne vardı?
Şehzadeler Sancağı çıkıyordu. Evet. Bir şekilde orada bir staj yapıyorlardı. O ilin valiliğini yapıp aslında tahta bir şekilde hazırlanıyorlardı. Nereye gidiyorlardı? Bursa'ya. En önemlisi Manisa Sancağı veya işte Yavuz Sultan Selim Trabzon'a gitmesine rağmen gelip babasından tahtı devralıyor. Yani Trabzon'dan şehzade olup padişah olan çok az şehzade vardır. Orada eğitimlerini alıyorlar. Orada nasıl padişah olacağını görüyorlar. Ama bu tebdili kıyafette halka gidip halkın sorunlarını, onların problemlerini dinleyip gelip bunu paşalara ve vezirlere anlatması aslında Osmanlı için çok dönüm bir noktası diyebiliriz. Çünkü hani hep Avrupa'da diyoruz ya saray ve halk da çok kopuktu. Hatta ekmek bulamazsan pastayı mevzusu. Birazcık da onu kırmak için bence çok güzel bir yöntem değil mi? Kesinlikle. Ve bu değişimleri de yaşatmış. Yani 3. Selim'in bu gayretlerinin neticesinde bir nebze değişimleri yaşanmış. Ama bu değişimlere en büyük engel Yeniçeriler tabii ki. Maalesef Yeniçeriler hep başa bela son zamanlarda. 3. Selim de Yeniçerilerle baş edebilmek için Nizam-ı Cedid ordusunu kuruyor. Ona tahsis ettiği bir hazine var, İrad-ı Cedid hazinesi. O hazineyi de zenginleştiriyor ve bu kışlaları yapıyor. Selimiye kışlasını, Levent kışlasını başka yerlerde başka kışlalar yapıyor Anadolu'da. Yani şunu da anlatalım. Hani Nizam-ı Cedid artık düzenli bir ordu. Evet. Çünkü Yeniçeriler gerçekten son zamanlarda bir yağmacı gibi davranıyorlar. Padişaha karşı geliyorlar, paşayı indiriyorlar, veziri tahtından indirebiliyorlar. Hatta şöyle bir not biliyorum. Bir kitapta okumuştum yine Osmanlı padişahları diye. İkinci Selim culusu dağıtmadığı için vezirlerine ve padişahlarına birçok işkence yapıp hatta onları sakinleştirmeye gelen paşaları mızrak darbeleriyle atlarından düşürüp yaraladıkları da söyleniyor. Yani artık zıvanadan çıkmış bir Yeniçeri ocağından bahsediyoruz. Evet. O eski peygamber ocağını benimseyip savaşlar kazanan, zaferler kazanan Yeniçeri yok. Tamamen alacağı bağışçı, cürüsü ve maaşını düşünen bir Yeniçeri düşünüyoruz. Çünkü artık hepsi evlenmişler. Eskiden Yeniçerilerin evlenmesi yasaktı. Hepsi evlenmişler. İstanbul'da başka bir iş sahibi olmuşlar, kurmuşlar. Bunun yanında işleriyle birlikte Yeniçeri ocağından aldıkları maaşları da var. Hatta kayıtlara göre o devirde İstanbul'un yarısı, nüfusunun yarısı Yeniçeri ocağına kayıtlıymış. Yani erkeklerin hemen herkes aynı zamanda Yeniçeri ama öbür tarafta da demirci. Alıyor. Yeniçeri ama öbür tarafta marangoz. Başka işlerini de yapıyorlarmış. Böyle olunca da zaten üçüncü sene bunu düzeltmeye çalışıyor ve bunların neticesinde 1807'de Kabakçı isyanı peydah oluyor. Kabakçı isyanında da Sultan 3. Selim tahttan indiriliyor. Topkapı Sarayı'ndaki tahtından ve yerine 4. Mustafa getiriliyor. Bir süre sonra da 3. Selim maalesef çok acı bir şekilde katlediliyor. Sonrasında tabii bu Nizam-ı Cedid formülleri, bu yapılan planlar hepsi geri adım atılmak suretiyle rafa kaldırılıyor diyelim. Öyle oluyor çünkü hatta böyle bir not daha var. Sadece 3. Selim değil, daha sonra büyük bir suikaste Sultan Abdülaziz Han'da Dolmabahçe Sarayı'ndan haremiyle beraber sürüklenerek çıkartılıyor. Ve 3. Selim'i kapattıkları yine Topkapı Sarayı'na onu aynen odasına koyuyorlar. Ve işte Sultan Abdülaziz o zaman yerine geçen yerine mektup yazıyor. Diyor ki işte yıllardır artık Topkapı buz gibidir, soğuktur. Ve burada beni de 3. Selim gibi öldürecekler. Bari beni buradan çıkart deyince yeğeni de bu duruma üzülüyor ve alıyor onu Feriye Sarayı'na götürüyor. Orada da maalesef onun da sonu acı bir suikaste hayatını son buluyor. Yani Osmanlı'da maalesef Yeniçerilerin yaptığı böyle zulümler var. Ama hani Selimiye kışlası, Nizam-ı Cedid derken aslında külliyeyi birazcık es geçmeyelim. Şöyle arkamıza baktığımızda güzel merdivenlerden yukarıya çıktığımız güzel bir kapısı var. Giriş kapısı. Artık 1800'lü yıllardayız ve artık barok var. Barok Avrupa'dan ne demiştik? Lale Devri ile beraber gelen Avrupalaşma, Avrupa üslubu artık eserlerimizde görünüyor. Evet, bariz bir şekilde burada da barok mimarisinin unsurlarının tamamını görmekteyiz. Selimiye Külliyesi'ndeki bu camimiz 1805 yılında yapılıyor ve kışla cami olarak geçiyor. Yani yanında bulunan kışlanın askerleri namazlarını burada eda ediyorlar. Osmanlı coğrafyasında gezdiğim, gördüğüm camilerin en güzellerinden, en muhteşemlerinden diyebilirim. Bunun sebeplerinden birisi bahçesindeki bu güzellik ve bu yeşillik, bu ağaçların bulunması. Tabii bir şeye göre, rivayete göre Osmanlı'da bir yere külliye yapılmadan evvel, oraya işte ibadetgah yapılmadan evvel oraya fidanlar dikilirmiş. Eğer o fidanlar tutarsa oraya o külliyeyi yaparlarmış.
İşte bu gördüğünüz çınar ağaçları, 3 tane çınar ağacı vardır Selimiye Küllesi'nde büyük olarak. 3 tanesi de Selimiye Küllesi yapılmadan evvel buraya dikilmiş ve yetişmiş fidanlar. Sevgili dostlar, şu anda ana giriş kapısının merdivenlerindeyiz. Şöyle geniş olarak baktığınızda sağında ve solunda odalar göreceksiniz. Daha önce nerede görmüştük biz buna benzer bir yerini? Büyük Mecidiye'de. Büyük Mecidiye'ye girdiğimizde sanki bir sarayın kapısından içeriye giriyormuş hissiyatı veriyordu. Ne için böyleydi? Artık barok yapılarda merdivenleri göreceğiz. Daha sonra merdivenlerle beraber artık onların şeylerini de, tramzanlarını da göreceğiz ve ayrı bir güzellik katacak onlar da o eserlere. Ancak burada sağında ve solunda iki tane hünkâr kasrı var. Değil mi hocam? Evet. İkisi de hünkâr kasrı ama niye, genelde ne vardı camilerde? Bir tane hünkâr kasrı veya hünkâr muhafili bulunurdu. Burada iki tane olmasının nedeni 3. Selim'in aslında müzikle ilgilenmesi, evet, herhalde. Çünkü bir tanesinde müzik ve beste yaparken, diğerinde ise dinlendiği ve ibadetini yaptığı, hünkâr muhafiline çıktığı yer olarak biliniyor. O nedenle çok az camide, belki de çoğunda göremeyeceğiniz özellik, iki hünkâr muhafilinin olması. Evet. Şimdi merdivenden yukarı çıktık. Hemen güzel, yine barok usulle yapılmış güzel bir mermer kapı var. Üzerinde bir kitabe var. Kitabenin üzerinde de bir tuğra var. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz hocam? Orada bulunan tuğra bu caminin banisi olan Sultan 3. Selim'in tuğrası. Tabii hünkâr kasırlarına değindiniz. Burada iki tane hünkâr kasrı var. Bu çok ender görülen bir çeşit. Dediğiniz gibi birinde bestelerini yaparken diğerinde dinlenilmiş ki ocak vesaire var. Onları da göreceğiz inşallah. Hünkâr kasırlarından caminin sağında bulunan hünkâr kasrı şu an İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi olarak kullanılıyor. Kendisi gerçekten büyük bir ilim adamı diyebiliriz. Alanya tarihi, Şerefli Koçhisar tarihi, hakeza Üsküdar tarihi var ki bunların her biri biner sayfalık kitaplar. Tek tek sokak sokak dolaşmış Üsküdar'ı, çeşmelerini, en küçük yapısına kadar her şeyini yazmış İbrahim Hakkı Konyalı. Ve en sonunda hayatının son demlerinde kütüphanesini buraya bağışlayarak buraya da İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi olarak isim verilmiş. Yani bir nevi o da aslında modern zaman Çelebi'si diyebiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Evliya Çelebi gibi. Araba bulduğunda arabanın üstünde, Konya tarihini falan yazarken araba bulduğunda arabanın üstünde, bulamadığında eşek üstünde gezip sokakları kitabını yazdığını yani ifade ediyor. Yani şimdi gerçekten baktığımızda şöyle bir güzelliği var. Evliya Çelebi gibi sokak sokak, mahalle mahalle, semt semt geziyorsunuz, hı hı, ve onları tek tek kayıt altına alıyorsunuz. Yani hani o nedenle diyorum, şimdi 1600'lerde olduğunu düşünürsek 200 yıl sonra yine önemli bir Çelebi'miz, evet, bir Evliya Çelebi gibi bunları tek tek not alıyor. Ve gerçekten de baktığımızda işte hem Üsküdar için hem diğer iller ve ilçeler için en geniş kapsamlı tanıtım programı. Yani görsel olarak harika bir rehber aslında. Üsküdar üzerine yani İbrahim Hakkı Konyalı'dan sonra sadece bir Mehmet Nermi Haskan'ın kitabı çıktı. Onun haricinde Üsküdar üzerine tek kaynak İbrahim Hakkı Konyalı diyebiliriz ki kendisinin bütün arşivi, defterleri de bu kütüphanede. İlgililerini de buraya bu vesileyle çağırmış, davet etmiş olalım. Gerçekten eğer Selimiye Külliyesi'ne gelirseniz muhakkak kütüphaneyi de gezin, dolaşın. Bu değerli kaynakları siz de gelin görün. Hani okumasanız bile, okuyamasanız bile o tozlu raflardan alın onları. İçinize çekin. O kadar güzel kitap kokuları var ki, özellikle eski kitapların apayrı bir kokusu var. Gelin burada o kitapları bulun, araştırın. Çünkü maalesef okumuyoruz. Artık o kadar okumuyoruz ki, hiçbir şeyi araştırmıyoruz. Sadece başkalarının söyledikleri üzerine yorumlar yapıyoruz ve fikir beyan ediyoruz. Oysa bütün her şey kaynaklarda, kitaplarda bulunuyor. Gelin o kitapları okuyun. Tabii külliye dedim. Evet, külliye dedim. Külliye dedim. Şimdi külliye unsurları nelerdir burada? Biraz da onlardan bahsedelim. Burada külliye kapsamına giren kışlamız var. Camimiz var, Kışla Camii. Arkamızda Muvakkithane var, Sebil'i var. Daha arkada Haziresi var, Sıbyan Mektebi var köşede. Sonrasında daha ileride hamamı var, Selimiye Hamamı. Ve kumaş imalathaneleri de yaptırmış 3. Selim buraya. Daha özeli de bilhassa buraya matbaa kurdurmuş ki Nizam-ı Cedid için bastıracağı kitaplar, evraklar hepsi oradan basılsın ve kolaylıkla askerlere dağıtılsın diye, onun
kitapları dağıtılıp öğretimi görülsün diye matbaa kurdurulmuş müstakil olarak. Aslında çok önemli bir olay çünkü 1700'lerde de matbaa Lale Devri'nde gelip burada kuruluyor. Hatta sırf dini kitaplar bile basılabilsin diye önemli bir heyet oluşturuluyor. Evet. Bu heyetle beraber kitaplar da tekrar basılıyor. Yani artık biraz geç kalıyoruz tabii matbaa için ama yapacak bir şey yok. Neresinden dönerse kârdır deyip 1700'lü yıllarda Lale Devri ile beraber artık matbaa da Osmanlı'ya güzel bir şekilde yayılmaya başlanıyor. Evet. Tabii şimdi hamam var dedik. Evet, aslında hamamı şu anda yıkıldı. Evet. Ama hamamla ilgili bir hikayemi anlatayım. Benim babam da askerliğini burada Selim Yakışlası'nda yapmış. Ve o da burada hamamda onbaşı olarak görev almış. Yani hatta hafta sonları yasak olmasına rağmen sivilleri falan hamamda yıkattığını da söylerdi. Ama maalesef şu anda Selimiye hamamı yıkıldığı için tekrar onu gösteremeyeceğiz. Lazım. İnşallah tekrar yapılacak. Ama şurada Sebili ve Muvakkithanesi var. Gerçekten söylemesi zor Muvakkithaneyi ama ben hep şöyle diyorum. Hani bu vakit Muvakkit. Hani bu vakitte derseniz bu vakit Muvakkithane oradan kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Haydi o zaman Muvakkithaneye gidelim. Şu anda niye buradayız diye sorabilirsiniz. Aslında burada olmamızın bir nedeni şu yanımızdaki taş. Böyle baktığınızda bir tarihi sütuna benziyor. Evet tarihi ama o taşın şöyle bir özelliği var. Daha çok camilerde size neyi anlatıyordum? Binek taşını anlatıyordum. Ama bu binek taşı değil. Bu çok ayrı bir şey. Onu da Ömer Faruk anlatsın size. Evet, o taşa gelmeden önceki merhaleleri anlatmak gerekirse eğer Sultan 3. Selim yeni bir nizam için Nizam-ı Cedid'i kurmak emelleriyle bu kışlayı yaptırdı demiştik. Bu kışla yapıldıktan sonra tabii Yeniçeriler rahat durmuyorlar. Hele ki bu caminin açılışına padişah geleceği zaman kışlayı topa tutmakla, yakmakla, paşaları öldürmekle, yolları kesmekle tehdit ediyorlar. Ve caminin açılışı bir süre yapılamıyor. Ertesi cuma geldiğinde caminin açılışı yapılıyor ama Nizam-ı Cedid askerleri değil, Yeniçerilerle yapılıyor. Öyle bir ilginç yönü var. Aslında Nizam-ı Cedid için yapılan bir cami ama açılışı Yeniçerilerle yapılıyor. Padişahımız saraydan çıktıktan sonra o muhteşem saltanat kayıklarına biniyorlar saray burnundan. Ve oradan sonra geldikleri ilk yer Üsküdar. Üsküdar iskelesinde indikten sonra büyük bir Alay-ı Hümayun eşliğinde Selimiye Camii'ne geliyorlar. Geldiklerinde aşağı kapıda bir rampalı yol var, bir de merdivenli yol var. Rampalı yol padişahın atıyla veya sadrazamların atıyla çıktıkları, vezirlerin atlarıyla çıktıkları yol. Diğer yol ise halkın yürüyerek çıktıkları yol. Orada bir ayrım gözetilmiş. Caminin bahçesine geldikten sonra da padişah veya vezirler atlarını bu zarif, kibar, mermer babaya bağlıyorlar. Ve ondan sonra hünkâr kasrına geçiyorlar. Tabii çok önemli çünkü artık araba icat edildikten sonra bile padişahlar at sırtından inmemişler. Atları her zaman olmuştur. İlk padişahtan sol padişaha kadar. Çünkü biliyorsunuz at sırtında bir ömür geçirmiş bir milletten bahsediyoruz. Arkamızda ne var dedik? Bir de evet. Sebilimiz var. Yine yan tarafında saatlerin ayarlanması için, ezan ve namaz vakitlerinin ayarlanması için bu vakithanemiz bulunuyor. Bunlar külliyenin birer unsurları. Hemen arka tarafında ise Sıbyan Mektebi yani ilkokulumuz var. Nereye doğru gidelim? Camiye mi girelim yoksa oraları mı anlatalım? Hünkâr kasrına doğru geçelim. Haydi Hünkâr kasrına geçelim. Sevgili dostlar, camilerin en güzel göründüğü yerlerden bir tanesi kuşkusuz Hünkâr kasırları, Hünkâr mahfilleri. İşte şu anda Hünkâr kasrının çok güzel bir yerindeyiz. Şöyle arkanızı dönüp baktığınızda bütün caminin o güzelliğini, imtişanı burada görüyorsunuz. Gerçekten çok keyifli bir yer ama şunu söyleyelim, ne demiştik bu cami için? Barok usulü yapılmış güzel camilerimizden bir tanesi. Ana kubbesi var, kubbeler
direkt taşıyıcılarla beraber duvarların üzerine inşa edilmiş ve duvarlarında çok güzel süslemeleri var. Yine kalem işçiliği olduğunu belirtelim. Yani şimdi uzaktan baktığınızda, buradan gördüğünüzde Çin'iymiş gibi görünüyor ama hani Çin'i hissiyatı veren güzel kalem işlemeleri var. Yine pencerelerin etrafında güzel kalemkarlar tarafından yapılmış kalem işlemeleri var. Vitray çalışmaları kalem yine pencerelerde var ama çok az kullanılmış. Yani sadece süsleme amacıyla diyebiliriz. Yine pencerelerin dışında o beyaz alçıdan yapılmış güzel görseller olduğu için daha çok ışık alabilmesi için camilerin pencerelerine çok fazla vitray çalışması yapılmamış. Kubbeye bakıyorsunuz, kubbede güzel yine pencereler var. Minberi, mihrabı tamamen barok usulü yapılmış. Üzerinde artık yine yaprakları gördüğümüz güzel bir yer. Ama neredeyiz dedik? Hünkâr Mahfili'ndeyiz. İşte burada da yine birçok camide görmeyeceğimiz güzel özellikler var. Onları da Ömer Faruk anlatacak bize. Neler gördüm burada? Yine kitabeler var birçok yerde. Gerçekten her kapının hem iç tarafında hem dış tarafında. Karşıya bakıyorsunuz yine güzel bir kitabesi var. Diğer kapıya bakıyorsunuz keza öyle. Kapının diğer tarafında yine fazla var. Yani çok fazla kitabesi olduğunu söylemiştin zaten. Evet. Ama burada neler yazıyor birazcık da onlardan bahsedelim. Yani benim gerçekten iddiam şu ki Osmanlı camileri, Selahaddin camileri açısından arasında en fazla kitabenin bulunduğu cami bu cami. İstisnasız her kapının üzerinde muhakkak bir kitabe var. Bir dua var, bir ayet var. Ve bunlar çok güzel şekillerde yazılmış. Hünkâr kasrına padişahımızı getirmiştik. Sonrasında tabi yolu uzun, uzun yoldan geldi sultanımız. Tabi o zaman Marmara yok. Evet. Bu espri Ömer Faruk'un espriydi. Genelde gezinirken öyle diyor, Marmara yokmuş ama saltanat kayıtları geçiyorlar. Evet. Üsküdar'dan geliyor. Yorulduğu için öncesinde Hünkâr kasrında bir oda var. O odaya alınıyor. Böyle yüksek bir sediri var. Padişah oraya kuruluyor. Kabulleri, vezirlerinin görüşmelerini falan orada yapıyor. Ve kendisine eğer mevsim yazsa soğuk şerbetler ikram ediliyor. Kışsa eğer sıcak şerbetler ve tatlılar ikram ediliyor. O ikramlarda padişahın bulunduğu odanın hemen yan tarafında ocaklı bir oda var. Orada hazırlanıyor. Sonra padişah namaz için caminin içine girmek için çıktığında karşısında gördüğü ilk kitabe Ya müfettihul ebvab iftah lena hayrel bab. Yani ey kapılar açan Rabbim bizlere hayırlı kapılar aç. Bu dua caminin birçok yerinde göreceğiz. Birçok yerinde var. Ve benim hayatım boyunca ettiğim sık dualardan bir tanesidir. Sizlere de tavsiye ederim. Bu dua ile hayatınıza çok şeyler katabilirsiniz. Bu duayı sık sık yaparak. Sonrasında padişah buraya geliyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer müezzin mahfili. Müezzin mahfilinde arkamıza baktığımızda sağ ve sol iki tane kapı var. Sağdaki kapının üzerinde Ya Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh yazıyor. Soldaki kapının üzerinde de Ya Hazreti İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh yazıyor. Yani bu iki isim de Peygamber Efendimizin hepinizin de malumudur. Peygamber Efendimizin meşhur iki müezzinin isimleri. Müezzin mahfiline çıkan iki kapının üstüne bunlar yazılmış. Yani, çok güzel bir hassasiyetin temsili aslında bunlar. Gerçekten de hani aslında bu kitabelerde keşke herkes Osmanlıca bilse ve Arapça bilebilse de bu kitabeleri okusa. Hani beynimize zınk diye vuran önemli. Yani tam böyle bir şeyimizi unuttuk veya şaşıracağımız zaman bize aslında yol gösteren güzel birer levha aynı zamanda. Evet. Diyor ki doğru yoldan şaşma bakın. Hemen her kapının girişinde, girişte ve çıkışta burada özellikle. Evet, iki kapıda çok güzel kitabeler var. Barok usul dedik. Sonrasında padişah zaten namaza geçiyor hünkâr evet. mahfilinde arkada. Hemen buradaki hünkâr mahfili görüyoruz. Çok süslü bir hünkâr mahfili yapılmamış. Caminin iç dizaynına, iç tasarımlarına geldiğimizde de rivayete göre Sultan 3. Selim bu caminin mimarına öyle bir cami yap ki dışı devletimin azametini, içi de benim ruh halimi yansıtsın demiş. Ve gördüğünüz gibi Selimiye Camii'nin hiçbir noktasında bir boşluk yok. Sultan 3. Selim de malumunuz çok sanatkar ruhlu, çok hassas bir padişah. Hatta Dede Efendi'nin yetişmesinde büyük rolleri var 3. Selim'in. Aynı zamanda bir Mevlevi padişah, Şeyh Galip'e mensup.
ona intisaplı. O kadar yakınlarmış ki Galata Mevlevihanesi'nde dizine yatarak uyuduğu bile olurmuş Sultan Üçün Selim'in. Şimdi hemen onunla ilgili bir daha dipnot aktarayım. Eğer Eyüp Sultan'a gitmişseniz Eyüp Sultan'ın onarımında da Üçün Selim'in büyük etkileri o var. O yaptırıyor. Evet, mesela o hani büyük bir çınar ağacı var içeriye girdiğinizde. O çınar ağacının etrafında yeşil demir parmaklar var. Ve o parmakların ucunun her birinde birer sikkeleri var. Sikke neydi aynı zamanda? Mezar taşı anlamına geliyordu. O Mevlevihane'ye bağlı olduğunu da oradaki bütün şeylerde de taşlarda da ve demirlerde de o sikkelerde bir şekilde dile getirmiş. Bunu da dipnot olarak düşelim. Evet. Çok güzel bir kuşak yazısı var yine burada. Büyük bir tam caminin ortasında muazzam bir şekilde o kuşak yetişmiş. Kuşaktaki güzel ince bir noktayı da inşallah aşağı indiğimizde daha belirgin bir şekilde anlatalım. O zaman aşağı inelim. Hı-hı. Oradaki minberdeki ve mihraptaki detayları da dilerseniz aşağıda anlatalım. Caminin içine geldiğinizde şunu fark edeceksiniz. Dedik ya barok usul. Direkt kapıdan içeriye girdiğinizde altın varaklı yeşil bir perdeyi anımsatan güzel bir süslemesi var. Sanki perdeyi perdeden geçiyorsun, açıyorsun perdeyi ve daha sonra caminin içine geliyorsun. Bu bütün güzellikleri görüyorsunuz. Şimdi daha önce ne demiştik klasik Osmanlı eserlerinde özellikle? Göz hizasına kadar herhangi bir süsleme bulunmuyordu. Neden bulunmuyordu? Çünkü ibadet edeceğimiz zaman herhangi süslemelere veya diğer eşyalara gözümüz takılmasın diye göz hizasına kadar olan bölümde herhangi bir süsleme yok. Onun üzerinde göz hizasından sonraki bölümlerde süsleme görüyorduk. Tıpkı bu camide de ne kadar barok bir usul olsa da yukarıda süslemeler oldukça fazla, ancak alt kısımda bembeyaz. Hani dedik ya, bir yandan da Selim'in içini yansıtıyor yukarıda alevler, fırtınalar varken alt tarafta dupduru bembeyaz. Onu da belirtelim. Beyaz duvarlar, beyaz mermer pencere çevreleri ve mihrapla minber bulunuyor. Mihrap ve minberinde gerçekten çok önemli, çok güzel detaylar var. Tamamen barok usul, artık klasik o ne diyelim, Rumilerden yok. Rumi'nin dışında yine bitki yapraklarıyla güzel bir süsleme taş kapısı var. Külahı yine oldukça sade. Mihrabına bakıyorum. Mihrapta yine o eski Rumiler yok. O sarkıtlar yok. Onların yerine güzel yine süslemeler ama farklı bir taç olduğunu belirtelim. Altında da ayet-i kerimeleri bulunuyor ve tabii kuşak var dedik burada, çok güzel. İşte o kuşağı da Ömer Faruk anlatacak bize. Evet, mihrabın hemen sağında besmele ile başlayan bir Fetih suresi var. Burada Fetih suresinin seçilmesi manidardır. Ne demiştik? Sultan Üçüncü Selim Nizam-ı Cedid'i tesis ediyor ve Yeniçeriliği ilga etmeyi hedefliyor. Yani bir şeyde muzaffer olmayı hedefliyor. O sebepten bundan muvaffak olmak için Fetih suresi yazılmış. Böyle dönüyor, devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Ama arkaya baktığımızda müezzin mahfilinin bulunduğu ve üst cemaatin bulunduğu, hünkâr mahfilinin bulunduğu kısımda bu kuşak yazısı kesiliyor. Evet. Burada işte Osmanlı'nın Kur'an'a, İslam'a duyduğu hassasiyet, bunu yaşayışına göstermesinin çok önemli bir timsalini görüyoruz. O Fetih suresi burada kesiliyor çünkü orada bulunan insanlar bir nevi Kur'an'ın üstünde duracaklarmış, ayetlere basacaklarmış gibi görünmemeleri için orada kesilmiş. Gördüğünüz gibi hünkâr mahfilinin biter bitmez hemen köşesinden tekrar Fetih suresi devam etmiş. Böyle gerçekten bir hassasiyet güdülmüş. Çok ince düşünülmüş bir davranış. Çünkü her zaman biz bile evde ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i taşırken göğsümüzün üstünde, başımızın üstünde taşıyoruz. Çünkü onun kutsallığı, maneviyatı farklı. İşte sırf o kuşaktan daha yukarıda olduğu için, orada oturacak kişilerin Kur'an'ın üzerine basacakmış hissiyatı vereceği için oraya yapmıyorlar. Ve devamı işte tam da burada bitiyor. Çok ince düşünülmüş, güzel bir nüans olduğunu belirtelim. Thank you.
Ve şurada da kürsüsü var. Çok güzel bir kürsü var. Artık tamamen barok usulü, hani ne dedik daha önce Osmanlı klasik eserlerinde, kürsü genelde ahşap ve sedef katmalı olurdu. Ancak burada tamamen duvara bitişik ve mermer oymacılığın da güzel bir örneği. Üstünde de çok yine ince bir düşünüşün ürünü var. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ yazıyor. Yani Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar mealinde bir söz. O da vaizin çıktığı, halka hitap ettiği kişinin, o alimin orada bulunduğu yerin hemen arkasında ona bir hatırlatıcı nitelikte böyle bir sözü de oraya nakşetmişler. Büyük Selimiye Camii'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de herhalde kitabeleri, çünkü her yerde, her kapının iki tarafında da görebiliyorsunuz. Yine dışarıdan baktığınızda caminin iki minaresi, iki şerefesi bulunuyor. Caminin o minarelerin en uç kısımları ise, hani ben ona benzettim ama dışarıdan böyle açılmamış bir lale figürü gibi görünüyor. Onu daha çok nerede görmüştük? Pertemniyal Valide Sultan Camii'nin yine minareleri ona benzer bir süslemeyle, barok usulle yapılmış. Büyük şerefelerinde çok fazla süsleme olmadığını tekrar dile getirelim. Caminin içinde anlatacaklarımız bu kadar. Çünkü biraz sonra mukabele başlayacak. Biz dışarıya çıkalım. Çünkü daha dışarıda anlatacağımız çok şey var. Şimdi caminin haziresine geldik. Burada süslü mezar taşlarının olduğu mezarlar var. Gerçekten önemli şahsiyetlerin burada yattığını biliyoruz. En önemlilerinden bir tanesi de hemen arkamda bu demir parmaklıklarla, süslü bir demir parmaklığın ardında bulunan büyük bir mezar var. O kime ait? Evet, o arkamızda gördüğümüz muhteşem demir şebekeli mezar Hasip Paşa'ya ait. Hasip Paşa kimdir derseniz, ben acizane boğaz gezileri de yapıyorum. O boğaz gezilerinin klasik bir tabiri vardır. Dünyanın en güzel şehri neresi? İstanbul. İstanbul'un en güzel yeri neresi? Beylerbeyi. Beylerbeyi'nin en güzel yeri neresi denildiğinde de Hasip Paşa Yalısı cevabı verilir. İşte o Hasip Paşa Yalısı'nın banisi olan paşamız burada yatıyor. Kendisi Osmanlı'da birçok görevlerde bulunmuş. Evkaf Nazırlığı, Şeyhülislamlık vazifelerinde dahi bulunmuş. Ve mezarı buraya yaptırılmış. Yan tarafında da oğlunun mezarı varmış. Ancak o mezar taşı günümüze ulaşmamış. Maalesef çalınmış. Sevgili dostlar, eğer Büyük Selimiye Camii'ne gelirseniz caminin etrafında şöyle gezin dolaşın. Yine duvarlarında harika kuş saraylarında göreceksiniz. Sadece kuş sarayları değil, hemen yanı başında Selimiye Kışlası'nı da göreceksiniz. Kışla demişken son artık cümlelerimizi kışlayla evet. Bitirelim. Neler geçirdi bu kışta, kimler kaldı, biraz da ondan bahsedelim. Kışla evvela Sultan Selim tarafından yapıldıktan sonra yakılıyor askerler tarafından ve Sultan II. Mahmud tekrar bu haliyle yapılıyor. Sultanat Mecid zamanında da o gördüğümüz dört tarafına kuleler ekleniyor. Tabii kışlanın geçirdiği en önemli tarihi hadise Kırım Savaşı. Kırım Savaşı'nda İngilizler ve Fransızlar İstanbul'a geldiklerinde İngilizler bu kışlada kalıyorlar. Kışlada kaldıklarında tabii aileleriyle birlikte geliyorlar. Orada Osmanlı ilkler yaşanıyor. Mesela ilk defa bir kadın ayağı bir Osmanlı kışlasına değiyor, bir Osmanlı kışlasına giriyor. Sonrasında İngilizler beraberlerinde kendi müziklerini de getiriyorlar, İskoçlar. İskoç gaydalarıyla burada müziklerini çalarken Katibin Türküsü de bu notalar üzerine yazılıyor. Sonrasında ilk defa Osmanlı'ya moda kavramı burada giriyor. İngiliz kadınları ailelerle birlikte geldiğinde onların kıyafetleri, giyinişleriyle birlikte moda kavramı ortaya çıkıyor. Bu gibi gelişmeler yaşanıyor. Tabii yani aslında iyi sadece bir kışta değil, evet. Aynı zamanda bir kültür merkezi bir olmuş. Bir kültürü buraya getirmiş aslında İngilizler sebebiyle. Aynı zamanda İngilizlerin de mezarlığı vardır Haydarpaşa'da. Burada ölen askerler için orada mezarlık yapmış.
diyelim. Belki 3. Selim bunu başaramadı. Yeniçeri ocağını kaldıramadı ama 2. Mahmut'a nasip olacaktır. 2. Mahmut Yeniçeri ile yaptığı büyük savaşlar sonunda Yeniçeri ocaklarını kaldıracaktır. Ve düzenli orduya geçişin aslında temeli onun zamanında sağlanacaktır. Sevgili dostlar, Büyük Selim Bey Camii dedik. Ömer Faruk kardeşimle beraber size buradaki hikayeleri, buradaki olayları anlatmaya çalıştık. Ancak programın sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.